Tamam. İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. B harfiyle devam ediyoruz kaldığımız yerden. İlk kelimemiz bird. Az önce biraz Semih'le bunun şeyini yaptık. İlk başta beğenmedi okuyuşumu. Bird. Oradaki T sesine vurgu yapıyormuşuz. Bu sıra bende, sıra sende anlamında kullanılıyor. Kim okur cümlelerimizi? Bu kelimenin buradaki Vince Bird deyince buradaki kimin sırası böyle kullanılıyor. Mesela On video. evet Fan V işte Vince Auto is it gibi öyle kullanılıyor. Başka burada bilmediğimiz bir kelime yok. Kim okur bunu? Hocam ben okuyabilirim. Hangi cümle? Hepsini işte bu kelimenin cümlelerini. Ekran. Okuyayım. Vince Bird is it? Vincent and the Bird. Yebent and the Bird. Nubenik and the bird. Your bird. Vanir is at my bird. Bu Evet. bird sıra anlamında galiba. Evet. Aynen. İngilizcesi bunun turn. Whose turn is it? It's my turn dediğimiz bird. Okay. Sanırım açık. Eklemek isteyen bir şey var mı? Yani şunu da çok duyuyorum bu kelimeyi, bu cümleyi diye bir şey ilave edecek olan var mı? Yoksa geç. Hocam sıra anlamında ray da kullanılıyor ama ilk ben yani ben indiray mesela sen de sırada mısın markette falan sanki Evet. tam eş anlamlısı mı bilemiyorum ama Bu usta style oluyor style indiray Evet. veya evet. Yani biraz farklı yani bird olunca yani birden fazla insan var. Sıra kimde? Sıra bende. Ötekinde bir herhangi bir kuyruğa girmiş. Ben kuyruktayım diyorsunuz. Ray. Ray kuyruk demek. Yani evet. Evet, ikinci kelimemiz befallen kelimesi. Yani ben başlangıçta bu kelimeyi çok önemsememiştim ama sonradan çok kullanıldığını basit düzeyde de fark edince bunu aldım. Doğurmak anlamı var tabii. Yani bir çocuk doğurmak anlamı. Ama ondan daha çok yani şunu beğenmek anlamında, hoşuna gitti mi anlamında görüyoruz. Okuyalım cümleleri. Bunu kim alır? Hocam okuyabilirim yine. Weird. Buyurun tabii. Befalted embeçe. Bir Bu saniye. befalted. Evet, burada birincide tam o biraz bifalt demiş gibi oldun ama Default. ikinci Default diyor of default. befalt olacak. Befalt. İkinci de daha iyi. Befalted embeçe. Who befalted? Who befalted in Almere? Hetizmi hut Almere of Almere Hetizmi hut befalın izer it what ye need befalt cümleler kayıyor ama sürekli Şimdi iyi mi? ha, iyi şu an Tamam. Zehat folgende week befalın who befaltet nade befaling mein Frau hat binicord befalın het befalt hut here in Nederland. Evet. Ama bir sonraki seferde birer okuyalım cümleleri. Hepsini yani şey böyle tekrar başa dönmek zor oluyor. Ama şey bunları bir deneme güzel. Befatet enbeyçe deyince yani enbeyçe değil de befatet önbeyçe. Yani şey nasıl biraz alışabildim mi? Biraz sevebildim mi gibi oluyor. Genelde yeni iş yerlerinde, yeni mahalleye taşındığınızda, yeni evinizde şey yaptığınızda bunu çok duyarsınız. Who befatet daha genel bir soru. Nasıl gidiyor? Yine alışabildim mi? Who befatet in Almere şehrine alışabildim mi? Böyle bir sorunun da cevabı genelde şu oluyor. Hetizmi hut befalın veya şu en alttaki şey het befat hut veya het befat echt hut biraz daha güçlü anlam vermek istiyorsanız het befat heil hut böyle söyleyebiliyorsunuz. Mesela şu cümle is there eats what you need befalt hoşuna gitmeyen bir şey var mı oluyor?
Şurada ise diğer anlamı fiilin doğurmak anlamı. Sie hat folgende Woche befallen. Veya iki alt cümle. Mein Frau hat binnenkort befallen. Şu cümlede de kelimenin iki anlamı da var. Who befaltet, nada befalling. Yani doğumdan sonra nasıl gidiyor? Biraz şey oldu mu? Rahatlayabildin mi? Alışabildin mi gibi? Yani burada befalt het dediğimiz şey yani aslında belli bir şey değil. Yani genel olarak şeyler nasıl? Yani şeyler sana nasıl şey yapıyor? Davranıyor. Yani hayat, olaylar, ortam biraz daha geniş bir soru yani. Ama dediğim gibi çok çok kullanılıyor. Duyacaksınız veya duyuyorsunuzdur. Başka bir cümle eklemek isteyen var mı? Ben bayağı bir epey cümle yazmış oldum. Yoksa geçiyoruz. Befestigen. Bunu beraber okuyalım cümleleri. Kim okur? Yani ben alabilirim. Tabii ki buyurun. Befestigen. Mein Antrag ist befestigt. Evet, şimdi güzel. Mein Anfrag ist befestigt. Burada bir pasif edilgen bir cümle var. Anfrag şey demekti, başvuru demekti. Başvurum onaylandı oluyor. Onaylandı, pasif yani. Buradaki is pasif böyle kullanılıyor. Şurada da fiilin mastar halini görüyorsunuz. Befestigen'da. Yani bu cümle belki niye bu kadar önemli diyeceksiniz de şeylerde, randevularda, belediyede vesaire orada burada internet alışveriş yaptığınızda herhangi birisinden bir şey geldiğinde çok kullanılıyor. Duyacaksınız. O yüzden bunu aldım. Bir de şey bunun isim hali befestigen. Şu üçüncü cümledeki kelime. Bu isim hali. Bu onay demek. Bir de bunun eş anlamlısı da konfirmasi gibi. Konfirmasyon yani. Onaylama yine. Onları söylemiş olayım. İkinci cümleyi buyurun tekrar. Çünkü dat Evet, künt üdat befestihın. befestigen. Hep yön befestigen. Evet, bir onayın var mı? Yani aldığın bir onay var mı? Hierbei will ich diese Aspirat befestigen and u hartelijk bedanken for the Outnodering. Evet, mesela bu standart bir cevaptır arkadaşlar. Bir iş başvurusu için iş için başvuru yaptınız. Size dedi ki işte Sayın Emre seni şey yapıyoruz mülakata davet ediyoruz şu saatte şu yerde şu saatte olabilir misin diye dediğinde öyle bir şeyin mailin gelen standart cevabı böyle bir şey. Hereby kısa ve net hereby willig diese Absprache befestigen and herzlich bedanken for the outnodiging. Başka eklemek isteyen var mı? Herhangi bir şey, başka bir yönü, kelimenin başka bir kullanılışı. Yani varsa direkt bölebilirsiniz yani konuşurken de lütfen. Akseptirin. Akseptieren, yani kabul etmek işte pek akseptieren kullanılmıyor. Çünkü bu ondan daha spesifik bir kelime. Yani bu kullanılıyor. Bu durumlarda daha özel bir durum çünkü bu kullanılıyor. Ha şeyi bulamazsanız, bu kelimeyi hatırlayamazsanız akseptieren deseniz karşıdaki anlar tabii ki ama yani çok biraz şey geliyor, tuhaf oluyor aslında. Künt üdat akseptieren. Yani aslında kabul etmek değil, sadece onaylamak mesele. Biraz daha farklı yani şey, anlam olarak farklı. Konfirme etmek. Doğrulamak. Bewegen. Bu da hareket etmek demek. Hem... Yani genelde evet fiziki hareket demek bazen toplumsal hareketlerde falan da kullanılıyor. Buyurun bunu kim alır? Yavaş yavaş okuyalım. Alayım mı hocam? Tamam Ömer Evet. Altın bu sefer muhala. Buyur Ömer. Yok, hanımefendi alabilir ya. Ben bir dahakini alayım. Ha, sen de az önce alan sen miydin? Tamam. Aynen, ben. Tamam muhala buyur. Tamam. Asya will afallen. Uçamir bebeğim. Evet, yani Bu
Ne diyoruz burada? Eğer affalım demek kilo vermek demekti. Kilo vermek istiyorsan daha Daha fazla fazla. hareket etmelisin. Evet. Bu da çok as yapısının klasik bir kullanımı. Ik moet meer bewegen om gezond te blijven. Evet, bu da yine omte fiilinin yine omte kullanışının güzel bir örneği. Ik moet meer bewegen. Daha fazla hareket etmeliyim. Niçin? Om gezond te blijven. Sağlıklı kalmak için. Nederland in beweging, NPO start. Bu MPO'daki bir programın adı bu. Böyle belki televizyonda görmüşsünüzdür. Bir tane önde birisi çıkıyor, hareketler gösteriyor. Arkada 3-4 tane sabahları genelde oluyor. Yani Hollanda hareket ediyor. Hollanda harekette gibi bir program yani. Bewegen is goed, maar meer bewegen is nog beter. Evet, yani hareket etmek iyidir ama daha fazla hareket etmek daha da iyidir diyor. The medworkers, the tight working, hebben meer bewegen nodig. Evet. Şu cümleyi bence burada gerekli değil bu aşamada. Bir arkadaşın evet. Ya bu toplumsal hareketlere de genelde bunu kullanıyorlar. Toplumsal hareketlere, yani sosyal hareketler, politik hareketler, dini hareketlerde bilmem ne beweging, X beweging veya işte Me Too beweging böyle kullanılıyor beweging'ler. Bilmem ne hareketi gibi oluyor. Bewust. Bewust bilinçli demek, şuurlu. Genelde işte soruyor insanlar Hollanda'ya bilinçli mi geldin? Buraya bilerek mi seçtin? Bunun sorusu genelde böyle geliyor. Bewuste köze. Evet, kim alır bunları? Emre, seni de duyalım. Was Nederland and Bewuste köze. Emre. Emre herhalde ekranda yok. Evet, birisi kapsın arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim. Ben okuyayım abi. Ha, oku oku. Baz Nederland Evet. Ya ün bevüste et hetvazen bevüste köze mesela veya değil. Evet. Het is belangrijk om bewust te zijn van je eigen grenzen. Evet, buradaki grens sınır demekti. Sınırlar mı? Kendi sınırları hakkında yani şuurlu olmak, bilinçli olmak önemlidir diyor. Nereye kadar bir şeye izin vereceksin? O anlamda bewusst olmak. Bu da yani mülakatlarda falan geçebilen bir kelime, bir konsept bu şekilde. Evet. Zo licht onbewust in het ziekenhuis. Evet, buradaki bilinçsiz mi yatıyor demek istiyoruz. Evet, hastanede bilinçsizce yatıyor. Şuurunu kaybetmiş, şuursuz. Hij deed het bewust om aandacht te trekken. Evet. Yani ne yapmış? İlgi çekmek için onu bilinçli olarak yapmış, bilerek yapmış bir şeyi. Kebet niet bewust gedaan. İkebit nit bevüs kadan. Yani onu bilerek yapmadım. Bilinçli, kasten yapmadım gibi oluyor. Başka bir de şey var. Ekspresi duydunuz mu? Evet, Express de bilerek, isteyerek, kasten gibi kullanıyorlar. Evet. İkebit nit ekspres kadan. Bu da kullanılıyor. Sanırım Ya burada. da Need Express yerine Peron Heluk yanlışlıkla yaptım. Yani evet o da olabilir. İkebit perhon soluk. İkebit perhon soluk. Kedan. Evet, bunlar da alternatifleri bu şeyin. Evet, bezig. Bunu kim alır? Meşgul demek, uğraşmak demek, uğraşıyorum demek. Seyfullah Bey mi alacak? Buyurun. Ben alabilirim.
Hayız bezig met sein Häuser. Evet. Aha. Ich ben vornamelijk bezig met school. Evet. Ve sein Yani evet. ya. Fornamılık burada yani özel olarak hususen gibi oluyor. Esasen. Esasen mi? Esasen mi? Hususen mi? Esasen diye hatırlıyorum Hmm. Neyse ona bakalım. Şey, evet devam edelim. ama. Ve sein bezig mit het leren van de taal. Evet. Goed bezig. Zeg. Lekker bezig. Yani Hoor. bunlar tabii birbirinin yerine kullanılabilir burada. Lekir bezih zehut bezih hor. Hani bunlar şey konuşma dilinde çok kullanılıyor. Karşıdaki bir şey yapıyor. Yani ona yaptığı şeye karşı hut bezih zeh falan diyebiliyorsunuz. Veya hut bezih hor, lekir bezih zeh, lekir bezih hor. Böyle kullanılıyor bunlar. Anlamları aşağı yukarı aynı yani. Hani bir farkı yok. Hut bezihla lekir bezih'in arasında bir çevrilebilecek bir anlam farkı yok yani. Lekir Beyzık biraz daha enerjik olabilir benim kendi his dünyamda ama sonra bir altta ne var? The is. Base metro. Evet şimdi bu standart kullanım aslında bu. Yani fiillerle kullanıldığında Beyzık met ve fiilin mastar hali geliyor. Ik ben Beyzık met Aiton. Ik ben Beyzık met zaten şu altta görüyoruz. Wuzein Beyzıhmet Ferhausen. Wuzein Beyzıhmet Schomaken. Opramen. Liren. Bunlar hep kullanılıyor. Yani ne yapıyorsun? Nasıl geçiyor günlerin? Ik ben Beyzıhmet Ferhausen mesela. Çok. Hatırlıyorsanız Opramen evi toplamak demektir. Schomaken temizlik yapmak demekti. Bir de Opknappen var. O da evin sağını solunu tamir etmek, düzeltmek işte tamir şey yapmak demek. Opknappen. Genelde yeni bir ev sahibi olduğunuzda bunlar kullanacağınız fiiller. Schoonmaken, opruimen, verhuizen, Opknappen. Veya bir de boyamak. Boyamak ne? Werfen. Werfen. Evet. Werfen. Veya Schildern da aynı anlamda değil mi? Schildern. Yıldırını biraz daha çok tablo ya da resim boyamada kullanıyorlar da ve duvar boyama werfen olarak geçiyor. Olabilir evet. Kendi evimin duvarlarını kendi boyamadığım için o bilmiyorum onu. Sağ olsun birkaç arkadaşım yardımcı olmuştu. Şey, sert boyamakta klorun kullanmıştık biz. Neyi boyamakta? Saç boyamak. Tam duyamadım. Neyi boyamak? Saç. Taç. Taç nedir ki? Saçımızı Ha saç boyamak. Ha klorun. Sanki o da werfen gibi geliyor bana ama bilmiyorum. boyamak. İkisini de söylemişti. Evet. Klorun. Evet, duymamıştım onu. Güzel. Bizuka geçelim. Het bizuk. Bunu kim alır? Evet, Betül var. Başka Ben yok. alabilirim Ben hocam. okuyorum. Ha, buyurun buyurun ilk Betül Hanım buyurun. Verkrijgen vanavond bezoek. Evet. Bedankt voor het bezoek. Het was gezellig. Bu bir saniye ben şimdi bir şüpheye düştüm. Bu bezuk mu bizuk mu? Emre ne diyorsun? Veya Bezoek. Bezoek. evet bezuk. Güzel. Bedankt voor het bezoek. Het was gezellig. Bu normalde size ziyarete gelen bir insana yazacağınız bir mesaj metni olabilir yani. Evet, ik was Ik buyurunuz. was op bezoek bij mijn buurman. Evet. Kom je op bezoek bij mij? Evet. Mijn ouders komen volgende maand op bezoek. Hı. We gaan daar ook een vriend bezoeken. Yani evet mesela bu atıyorum işte Almanya'ya gideceğim. Orada arkadaşlarımı da ziyaret edeceğim gitmişken gibi. Vuhandar ok ön frint biz bezukun gibi. We gaan in het weekend ön müzeum bezoeken. Evet şunu kelimeyi
Nasıl şey yaparız, düzeltiriz? Vacant mı tam? Weekend. Weekend. Okay. İngilizce'de olduğu gibi aynı. Weekend. Okay. In head weekend. Veya in head weekend yerine bu hafta sonu diyeceğimizde nasıl diyoruz? Mid Indeed weekend. Evet. Veya gelecek hafta sonu dediğimizde Full Fall Hunt Weekend. Evet. Hunt. Comment Evet. Comment. Comment Weekend. Evet. Wuhan. Evet. Evet. Bez var. Ve bu Buzuk'un alakalı sık Ha buyurun. haberlerde özellikle geçen biraz ofişeyle ama Buzuk Brennan var ziyaret gerçekleştirmek. Özellikle devlet başkanı vesaire bir yere ziyaret gerçekleştirir de Brennan'la kullanılıyor. Evet. Bir de Buzuk Affleck'in var yine bir ziyaret yaptığım gibi. Biraz daha ofişeyle kelimeler ama haberlerde sık karşılaşılabilir. Yani evet. Onları evet biliyorum. Özellikle Brangın temaslarda bulunmak gibi Gibi evet. gerçekleştirmek güzel ama sanırım buraya koymaya gerek yok. Bu seviyede onu Okey. çok yararlı olmayacaktır yani. Tamam, teşekkürler. Bez var. Yine çok aslında gündelik sokakta falan kullanacağımız bir kelime değil ama yine bilinmesi iyi olacak bir kelime. Çünkü itiraz etmek herhangi bir şeye, bir karara alınan bir talebe olumsuz cevaba bu kullanılıyor. Bunu kim alır? Ben okuyorum. Buyur Berat. İki bezi var. Tekin değilse bir sesin. Tamam yani bu bassessing neydi? Geçen derste vardı. Karara. Bu karara karşı itirazım var. İki bez var. Taken buradaki e karşı gibi oluyor. Taken days Vulkanik bassessing. ün bezi var. İndiğinin. Tamam. Vulkanik ön bez var indiğinin. Yani bu itirazda bulunmak. Oradaki bulunmak kelimesi gibi. Burada indinin kullanılıyor. Yani bez var, makın, bez var, dun kullanılıyor mudur? Emin değilim onlardan. Yani kullanılsa anlaşılır tabii ama fiil bu yani bunun. Bez var indinin veya anfrah indinin oluyor mu? Aslında Indian'ın tam Türkçesi sunmak gibi özellikle bir makama itiraz edeceği zaman bence tam doğru kelime bu hocam. Hmm. Evet. Geçen oluyor demiştiniz Anfrah indiğini. Evet. Öyleyse doğrudur çünkü mantıklı yani. Yani çok kritik bir fiil değil şu indinin fiili ama yani bezvari fiil olarak kullanınca bu şekilde kullanıyoruz. Hukanik ön bezvar indiğinin. Burada üçüncüdeyiz. İki bir bezi var. Ya bu da mesela şöyle oluyor. Bu espri olarak da olabiliyor. Birisi mesela bir komplimanda bulundu. Güzel, çok güzel bir şey söyledi. İkep heyn bez var diyorsunuz yani. Hani buna itirazım yok gibi. Veya birisi bir teklifte bulundu. Zuluvu ile bir cümle başladı. Şunu mu yapsak, şuraya mı gitsek falan gibi. Yani biraz tabii farklı bir cevap. İkep heyn bez var. İtirazım yok bu şekilde diyebilirsiniz. O birinci akla gelen cevap değil tabii ki. Yani normalde öyle bir şey standart böyle bir cevap verilmez ama arada yeşillik için kullanılabilir. Ebe bezi var. Tehin deyze besisin. Evet bu zaten yukarıda tekrar olmuş. İke bez var teyhı. Besisin. Fundamental. Evet the best thing from the evet. Bu da yeterli bence bu kadar. Bibliotek, the bibliotek. Sevdiğimiz bir kelime. Buyurun. Evet. Öncesinde bunları belirlesek de böyle zaman kaybediyoruz sanki. Hemen birisi alıp geçiversin arkadaşlar. Hocam ben alıyorum o zaman. Tabii, İk evet. ik ik finde leuk omnar Evet. Ik vind het leuk om naar de bibliotheek te gaan. Bibliotekin kısaltması ne? bibliotek Evet. De bib.
Ama yazılışı farklı. Bakın böyle yazılıyor. Ik ikhanar de bibliotek. Evet. İkhanar de bib de diyebilirsiniz yani. Evet. Ik via de bibliotek un talmaçı gekregen. Evet. Kütüphane aracılığıyla bir tane talmaçı edindim diyor. İkep via de bibliotek ön talmaçı hekreyhın. The bibliotek is un hud plek om Evet, şuradaki şeyi tam de onu net söylersek daha iyi olur. De bibliotek is un hud plek of hud plek om te studeren. Evet. te studeren. Aha. The bibliotek. Okay. My favorite plek in the stad is the bibliotek. Evet, main favorite plek in the stad is the bibliotek. Ich habe ein Buch lehnen by the bibliothek. Evet, ich habe ein Buch lehne by the bibliothek. Elke Wednesday habe ich nach der Bibliothek vorher Tal Café. Evet. Erke Wunsda Haik Narda Bibliothek for Het Tal Cafe veya For Tal Cafe de olabilir. Başka var mı bunu kullanım yeri ele almadığımız burada? Bibliotek. Hocam ben şu Ha. an gönüllü iş yapıyorum. Dün de yapıyordum da orada mesela kitap ödünç almak hani biblioteklerle alakalı olduğu için söylemek istedim. Outlay'nin oluyor. Kitabı da geri vermek inlay fırına oluyor. Yani belki ekstra birer cümle yazılabilir. Siz bilirsiniz. Şu İK'ın book lane'ı kurtarmıyor mu bizi? Yani ben hep Outlay'nin hani 2000 Wood Outlay falan diye duydum. Outlay'nin sanki böyle hani ChatGPT'ye soralım Emre'dir. Bir saniye. Lane'in ödünç almak, Eight Lane'in ödünç vermek. Harit Halet. Yani ChatGPT'ye göre bu da oluyor. Farkını tabii sonra mesela yani sadece şey olsun diye nasıl kullanıyorum ChatGPT'yi göstermek için çok önemli olmayabilir. Mesela Lane'in of Outlay'nin soru işareti diyorum. Burada açıkladı bakın. Burada diyor Lane'ini kullanırsınız diyor. Çünkü diyor kendiniz için bir kitap alıyorsunuz kütüphaneden diyor. Outline'i kullanacaksanız diyor bu şu anlama gelir. Thou that betaken that you found plan band omen book that you visit an imant anders outline'in via the bibliotek. Yani anlatıyor burada bu farklı bir şey sanki. That you visit an imant anders. Bence biraz saçma açıkladı ya. Öyle Başkasının mi? kitabını kütüphane aracılığıyla almak yani. Öyleyse evet bu bakın bu şey değil şu anda hani çok önemli olduğundan değil arkadaşlar sadece hani benzer durumlarda ne yaparsınız başka nasıl sorabilirsiniz bir de şey soracağım bir de ne vardı diğer akıllı şeyimiz bir de barda soralım bu da Google'ın şeyi akıllı uygulaması what betokens dedim sonra cümleyi yapıştırdım şuraya bir outline'in yapalım. Evet. Bu daha uzun düşündüm. Bu daha da uzun verdi. Aynen abi ikinci şeydeki o aynen öyle yani o bibliotek paşesiyle kitap almak hani sistemden kayıt yapmak suretiyle Diyor ki işte outlay'in. bu konuşan kişi diyor muhtemelen diyor kütüphanenin üyesidir diyor. Veya bir kitap şey bir kütüphane kartı vardır diyor. Bunu diyor işte ya evet Emre'nin dediği doğru ama tabii bu Lane'in de doğru herhalde buna göre. Veya şimdi diyorum ki Canet Oak diyorum. Bu İK'ın Book Lane'in bir de böyle sordum. Diğer türlü de olabiliyor mu diye. Ya Dat Canok. Bu diyor daha informale versi diyor. Onun diyor daha gayri resmi versiyonu diyor. Outlay'nin fiilinin. Anlamı het-self'tedir. Betekeniz is het-self'te.
Mar de informelle Farsi bu bizim yani Leyla'nın olanı. Klingt wat natürlicher yani daha doğal daha tabii diyor kulağa geliyor diyor. Gündelik inet dahlıks talgebrauch. Aşağıda Teodosius Kütüphanesi'nin resmini koymuş abi. Öyle mi? Hele. Evet, bunu da şey yapmış olduk. Bidden. Bakın burada bidden var. Bir alttaki kelimemiz nasıl okuyoruz? Uzun iyi. Bir. Bidden, değil mi? Bu herhalde bidden. Bu bidden. Evet, bu dua etmek demek. Bunu kim alır? Ben okuyabilirim ama. Evet Berat buyur. The kinderen bidden elke avond voor het slapen gaan. Evet yani çocuklar uyumaya gitmeden Akşam önce uyumadan her akşam doğar. bidin, erke afun bidin. Evet. Tight omte bidden. Yani bu işte muhtemelen Müslümanların duasından, namazından bahsediyor bu soruda. Çünkü belirli bir saati olduğuna göre veya atıyorum Hristiyanların da olabilir tabii ki. Pazar günü diyelim saat 10'da 11'de başlıyorsa onların şeyleri, dinstleri. Evet, is it tight on the bidden? Namaz vakti mi veya dua saati mi gibi çevrilebilir. Ikbit for mein zike mudur. Ich bitte für mein sicher Mutter. Evet, hasta annem için dua ediyorum. The Muslims bidden Muslims. The five key Muslims. perda. The Muslims bidden five key perda. Evet, bu zaten anlaşılıyor. Ich habe vor ihr bidden, that is heilig by you. Yani genelde böyle bir Hristiyan bir Hollandalıyla şey yapınca bu cümleyi duyarsınız. Ich habe vor ihr bidden, senin için dua edeceğim derler. Ikan for you diamond diye bir ifade de kullanıyorlar hocam çok sık. Evet. Diamond. O da Genelde biraz emoji de kullanıyorlar. evet ya genelde onu şey yani inanmayanlar kullanırlar. Yani bir çok Hristiyan'dan çok daimini duymazsınız. Evet, doğru. Yani daimin şu mu oluyor? Aynen abi. Evet. Aslında biraz totem yapıp beklemek gibi bir mesela maçlar için falan çok kullanıyorlar. Evet yani senin için şans dileyeceğim gibi bir şey yani aslında o. Tabii kullanılıyor yani ben de kullanıyorum onu yani arada. Gidip de yani karşıdaki kim olduğunu neye inanıp inanmadığını bilmediğim bir insana gidip ika for bidin demiyorum tabii ki. Ama bu kullanılabilir yani ika for bidin deyince bunun da cevabı that is heil lifanie thank you well gibi bir şey de bunun böyle bir cevabı olabilir. Heil lifanie. Evet, izler. Is here in habit of midat Evet buradaki hebet bu bidden fiilinin şey hali yer hali yani hebet pardon hebet namaz gibi bir Evet şey. aslında tam ibadet oluyor bizdeki Evet. yani. Hebet namaz gibi yani bizim İslamiyet'i düşününce namaz gibi oluyor. İbadet Evet. gibi oluyor. Hebet raunte şey mescit gibi yani veya işte cami değil de dua yeri gibi bir şey. Ama zaten bu şeylerde iş yerlerinde falan o tür ihtiyacı olanlar için genelde bunlar birleşik oluyor. Yani meditasi kamer slash hebet sıramte slash slap kamer öyle görüyorum yani iş yerlerinde. Veya çocuk emzirme yeri o aynı yerde olabiliyor yani. Ama bu şey bir Elke güzel bir soru yani böyle bir şey olan için. Evet. avond voor het slapgaan bitik. Evet. Bidin'e bakalım. Burada hem Bidin aldım hem de an Bidin aldım. Yani aynı değil aslında bunlar ama çok da farklı değil sanki. Bidin teklif vermek demek. Normal bot vermek. Hufeyl Haye Bidin.
şurada mesela şu ik video main excuses an deyince burada unbidden aslında. Yani tekliflerimi sundum gibi mi, ilettim mi gibi oluyor. Özürlerimi biraz daha çok. Excuses. Ben ne dedim? Tekliflerimi dediniz Ha. de biraz daha özürlerini Yok yok. sunmak. Evet, özür tabii ki. Ben yanlış kelimeyi kullandım. Özürlerimi arz ettim gibi oluyor. Aslında arz etmek yani biraz ağır bir kelime. Ama şuradaki mesela bu normal bidden fiili. Yine bot vermek. Diyelim bir ev almak isteyince bot veriyorsunuz zaten. Who can it bidden open house? Yani bu prosedürü sormak istediğinizde bir eve nasıl teklif veriyorum? Who can it bidden open house? Şu da bu ne anlama gelir? You have failed to bidden. Ne anlama gelir? Teklif edilecek çok şey var gibi mi? Teklif değil de bu senin yani vereceğin, sunacağın çok çok şeyin var. Hani sen çok kapasiteli birisisin. Çok şey yapabilirsin yani. Mesela bu bazen şöyle oluyor. Diyelim ki birisi diyelim hani evlenmek istiyor. Yaşı geçmiş gibi düşünüyor. İşte ben de bulabilecek miyim uygun birisini falan diyor. Olur mu ya diyorsun. Yay benten moy şey. Yay hep failed to bidden mesela. Genelde böyle görüyorum bunu filmlerde vesaire. Veya iş yeri için sen çok şeysin yani çok kıymetli bir made worker olabilirsin. Yay hep failed to bidden. Veya bu cümleyi uzatmak istersek yay bent imant the Fail to bidden hept. Yani sen çok verecek çok şeyi olan birisisin gibi kullanılıyor. Bir işle alakası çok deneyimi varsa da Evet. söylenebilir belki. Evet yani bu motivasyon mektuplarında kullanılabilir normalde. Aynen. Şu en alttaki cümleyi Mahiki eats unbidden. Bunu nerede kullanıyoruz? Mahiki eats unbidden. Hocam ben bunu şu kontekste de öğrenmiştim. Mesela bir yere birisine çiçek verirken mahike bit bulun için anbidin hani overhanded tarzı uzatabilir miyim, sunabilir miyim? Yani o anlamını duymadım Emre. Yani olabilir. Bunun normalde popüler kullanımı evine gelen bir misafire bir içecek bir şey teklif ederken coffee, water, tea, mahiki is unbidden veya iş yerine birisi geldi ziyarete veya toplantıya veya ha çok önemli mesela bir mülakata gittiniz. İş mülakatına. Size o şey mülakatı alacak kişinin ilk size soracağı şey bu olabilir yani. Mahiki is unbidden diyebilir. Ne diyelim hocam o zaman? Ya krah kofi gibi mi ya? Veya of equal krah kofi denilebilir. Mesela şimdi bakın tekrar şey yaparsak hani biraz şunun kullanımını şey yapayım diye mesela şuraya what betekent dedim Mahiki is unbidden yazdım buraya. Diyor ki izen beleefte manir nazik bir yoldur diyor. Omte frahın sormak için neyi? Of ye imat it kün feyfın of unbidden. Değişik kontekstlerde kullanılıyor diyor. Ne gibi? Birisine içecek veya yiyecek vermek istediğinizde. Mesela akla da örnek veriyor bir durumdan. Mesela diyor, by for build. Ayşe, imat in your house hept. Evinizde birisi varsa, bir şey içmek sunmak istiyorsanız, diyebilirsiniz. Zayi künü zehı. Mahiki is ambidi. Will you missin en kopya coffee of tea? Will you missin? Hatta şunu da alalım bakın. Will you missin en kopya coffee of tea? Şimdi mesela düşünelim. Ya mesela ben bu şeyleri nasıl hazırlıyorum? Hani çok ChatGPT o kadar çok sık kullanmıyorum aslında yeni cümle bulurken çünkü burada her zaman gündelik kullanımları çok vermiyor ama bu şekilde sorunca deşince cevap buluyorsunuz. Mesela buna nasıl cevap verebilirim? Mesela diye soralım. Two canik deze frah be ant worden diye sordum ChatGPT'ye. Bu arada şu diğer şeyi Mahiki it's unbidden.
Willi Missin and Copy Coffee of Tea, onu buraya yapıştırdım. ChatGPT'ye dönüyoruz. Az önce bana Emre sordu ya nasıl cevap verelim diye. Bakın. Eğer kabul ediyorsanız diyor. Ya hrah, datsa fein. Veya şimdi burada sana kahve içer misin diye sorduğu için bu şekilde dat dedik. Bir daha kahve demedik. Ama sana bir şeyler sunabilir miyim diye sordu. Hiçbir şeyden bahsetmiyor. O zaman diyeceğiz ki Coffee za fein. Ya hrah, Coffee za fein. Danke well, datsa auch wardieren. Yine kahve içmek ister misin diye sormuş. Veya that is artık fanyı ik nemit anbot hrah an. Yani bu biraz daha tabii çok daha nazik, tam böyle bir İstanbul beyefendisiyseniz tabii ki bu memnuniyetle davetinize icabet ediyorum. Bir kahvenizi alırım gibi böyle çok kibar bir kullanım oluyor. Veya olumsuzsa, içmek istemiyorsanız direkt ney deyince kaba olur. Ney bedankt biraz kurtarır ama ik heb al genug. Zaten yeterince içtim. Ik heb al genug. İki uf neçli oluyor burada. Evet, ik uf niks de çok kullandığım bir şey. Yani ik uf niks bir şey almayayım. Ma danke well, ik sla friendlik af. Bu da afslan fiili. Bir şeyi şey yapmak, pas geçmek demek. Yani friendlik deyince o fiilin sertliğini alıyor. Friendlik yerine Eyfı da diyebilirsiniz. İksilayet Eyfı af diyebilirsiniz. Yani burada biraz tonlama da önemli gibi. Bunu da bitirmiş olalım. Bey. Buradaki tabii bey'i bir zarf olarak şey yaptık. Yoksa arı hayvanı ne sevdiğimiz bir hayvandır. Onu burada kastetmiyoruz. Onun kullanımı basit olur herhalde. Çok da kullanır mıyız bilmiyorum arıyı. Evet. Buyurun. İyi geceler. Komer Komer Marbay. Evet. Marbay. Komer Baysit'in. Kom Erbaizit'in, yani gel yanımıza otur veya katılmak oturmak ister misin? Mahiker Bay. Mahiker Bay, ben de gelebilir miyim? Ben de oturabilir miyim gibi bazen. İkbener Ok Bay. Evet, bu çok kullanılıyor. Bu geçenlerde birkaç defa bunu değişik zamanlarda galiba ifade ettim. Yani ben de geliyorum, ben de varım, ben de orada olacağım anlamında. İke ben afsprak by the tandarts. İke ben afsprak by the tandarts, evet. They won't know by us. Ik won. Evet. The want noch beyons. Burada kastettiği kim? Ne diyor tam O. olarak? Hangi durum olabilir bu, yani bu cümle? Yani o hala bizimle yaşıyor. Yani mesela artık normalde diyelim yaşın artık 18-20 olmuş ve ailenin yanında yaşıyorsan, o zaman the want noch beyons diyebilir yani anne baban. Veya sensin şey, bir alttaki cümle ik won. Ik won by mine Veya burada noh dersen others. Hala. hala alıyor. Biraz aslında hani o zamanı biraz geçirmeye başlamışsın gibi. Zamanı gelmiş artık, evden uçmanın yolu zamanı gibi oluyor. O noh onu veriyor. Bayan Bedrive Evet. Şehirlerde in kullanıyoruz. Yine şirketlerde bey kullanıyoruz. Beyan bedrive, beyan organizasyon. Beyan Stichting, Bay the Overheit, Bayat proyekt. Bay ön proyekt, Bay dit proyekt, Bay evet. Bir de yanınızda şey olmuyor, nakit para olmuyor bazen. Ya, ik heb geen contant bij me. Evet. Kanik misin pinin mesela. Yani bunlar en çok kullanıldığı yerleri beyin. İnternette bakarsanız görürsünüz diğer kullanım yerlerinde, ama şunlar sanırım yeterli olur bu aşamada. Bu da Beybançe, het Beybançe. Tüm küçültme şeyleri gibi bu da het almış. Normalde Beyban muhtemelen dödür, değil mi? Dö Beyban'dır. Çünkü ban dö ban. Ama
Bence olunca o zaman het oluyor. Evet. Bunu kim okumak ister arkadaşlar? Çok fazla kalmadı zaten. Bu A27 kim? Çok esrarengiz bir isim. A27 ben hocam da bunu ben okuyayım o zaman. Tamam, buyurun. The Heft and Bibliothèque by Albert Einstein. Bir saniye. Burada şunu bir daha bir deneyin. The Heft Ön. and Bibliothèque by Albert Einstein. Aha. Ich mache by Bibliothèque von meinen Autors. Burada kastettiği ne? Yani ailemin yanında benim bir işim yok gibi mi? Bir Yok. şey yapamam. Onlar Yok. tarafından izin verilmiyor tarzı yorumladım. Evet, bu evet Ha, bir ek iş için izin alamıyorum. yok, yani ailem bana Baybançe için izin vermiyor oluyor. Okey, ya. Yani bu standart bir yapıdır yani. Ich mach nicht nach Baute von meinen Autors deyince yani ailem izin vermiyor oluyor yani. Dışarı çıkmam. When the fifth word will the ön Evet, Wilze ön Baybançe. Heyzuk noch ön Baybançe. Heyzuk noch ön Baybançe. Yani Oha. başka bir şey yapıyor, okuyor, bir şey yapıyor ama onun yanında bir de Baybançe Yeah. arıyor. Evet, bu da bu. Yani çocuğu olanlar 15 yaşındaki şey tavsiye edilir yani. Bu çok büyük bir dünya, Baybançe dünyası. Çok kaçırmayın derim. Çünkü çocukların sorumluluk alması için çok önemli. Kendi harçlığını kazanması. Bak aynen. Evet. Bible. The Bible. Bible. İngilizce'de zaten Bible. İncil demek. Bu tabii kutsal kitap diyebileceğimiz veya yeni ahit. Yeni ahit aslında bu eski ahit de var. Neyse, çok oraya girmeyelim. Elif Hanım, buyurun. The Bible is unheilig book. Evet, The Bible is unheilig book. Heilig ne demekti? Kutsal. Yani Evet, kutsal kitap. Bu kutsal kişi, aziz, azize, onlara da şey deniyor. Heilig, heilige öyle deniyor. yep. Evet. In the Kerkbeden, the and lesen out the Bible. Evet, in die Kerk bieden ze and lese out the Bible. Yani İncil'den okuyorlar diyor. Evet. Ich habe die Bibel gelesen. Evet, bunu olumsuz yapalım. I kept the Bible. Ich Nasıl olumsuz yapıyoruz? Henüz İncil'i okumadım. nicht Evet, peki okuma niyetinizi söylemek istiyorsunuz. Okumamışsınız ama henüz okumadım diyorsunuz. gelesen. Onu nasıl ifade ederiz? Ich habe die Bibel noch Evet. Evet. Güzel. gelesen. Devam edelim. Ja. Ich finde die Bibel Şurada bir hata oldu. ein mooi Ich book. finde Bible Ja. Ich finde die Bibel ön. ein mooi Ön moy book. Ein değil de ön. book. Ein. Yes. Ön. It Ön. can the yeah. It can the Bible Bu da ön beyitçe. Vel ön beyitçe. Bunun well anlamını nasıl söyleyebiliriz? in betçe. Bible'ı biraz biliyorum. Yani ben de biraz İncil'i biliyorum yani. Çok fazla Evet. sallama yani. İlla o anlamda değil de biraz bilmişliğim, okumuşluğum vardır yani anlamında. Çok çok Yes. fazla değil ama ön beyitçe, vel ön beyitçe. Yes. Evet. Falsus the Bible says Evet, bu da yani that Bible'a göre evet. İncil. İncil'in dediğine göre İncil'e göre. Evet, İncil der ki gibi. Aynen, orada bir Evet. referans verilecekse. Evet.
That is ook what the Bible zegt. Bunu nasıl çeviririz? İncil'de aslında bunu mu diyor? Öyle bir şey. Yani bu İncil'in de dediği aslında bu. That is ok. İncil ne diyor? Yani bir konu var. O konu hakkında that is ok. What the Bible says. What the Bible says. İncil ne diyor? Yok, Yanlış bakın ha, kalmış. güzel güzel bir şey oldu burada. Buradaki şu, yani Soru değil o. soru anlamındaki değil bu. Buradaki Evet. soru İncil'in de dediği şey aslında bu anlamında. Bu İncil'de Mesela söylüyor. Mesela şöyle, şunu yapacağım deyin. Şunu yapacağım. Bu yapacağım şey aslında şu deyin. Yapacağım şey aslında şu deyin. That is What ikadun? evet, that is what ikadun. Aynı şekilde cümleyi kurguladık. Oradaki what deyince oradaki soru anlamında değil. Yapacağım şey aslında bu. Yani evet, biraz bunların örneğini yapmamız lazım. Ki yapmıştık. Yani belki bir o konulara belki atlamışsınızdır. Belki bir tekrar iyi gelebilir. Bir soru zarflarıyla normal düz cümle kurma konusunu işlemiştik bir yerlerde. 40'larda 50'lerde sanırım. Ona bakabilirim. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Mesela bir konu hakkında konuşuyoruz. Kur'an, İncil bu konuda ne diyor? Ha, ne diyor diye o zaman özür dilerim. Burada bir Soru değil. Hani bu konuda ne, yani bu konuda ne söylüyor? Soru olarak değil de Soru. örnek vermek olarak. Ama sizin dediğiniz sadece soru olarak kullanılabiliyor. Başka bir cümle kurmanız lazım. Evet. Okay. Neyse, bunu geçelim madem şimdilik. Yumut the Bible ains lazım. Evet, yani bir İncil'i bir ara okusan iyi olur. Evet. Mut the Bible ains. It is out the Bible. Evet. Bu da Sprook kelimesi de önemli bir kelime olduğu için aldım. Görüyorsunuz bunu. Hollanda kültüründe çok önemli. Anlamı bilen özlü söz demek. Özlü söz. Vecize gibi. Which Böyle şeylerde hani olur ya, böyle duvarlarda yazan şeyler, seramiklere falan, evet. çerçeveli laflar. Onlara Sprook deniyor. Veya Sprook Word'un da mı deniyordu? Evet. Evet, az kaldı. Beidrahe, de Beidrahe. Bu da katkı demek. Katkı. Başka bir karşılığı var mıydı? Katkı. Contribution demiş. Hocam ben alabilirim. Buyurun. Ich will mein Beitrag leveren an die Matschappij. Evet, bu arkadaşlar iş mülakatlarında çok güzel giden bir şey. Cümle. Amacın ne? What is your goal? Equal main Beidrahe Leifer and the Maskapay. Biraz tabii açıp biraz bu haliyle çok beylik bir cümle tabii ki. Biraz daha bunu aşmanız gerekiyor. Veya Equal main Beidrahe yerine mesela Equal ön moje Beidrahe Leifer. Yani güzel bir katkı sağlamak istiyorum bu topluma gibi böyle kullanılıyor. Evet. Hetizyon Freiwillige It is ön freiwillige Beitrag. Yani Hocam Freiwillige orada R eksik mi yoksa öyle mi yazılıyor? yok, o freiwilliger gönüllü olan kişi demek. Bu gönüllü, bu sıfat olarak gönüllü. Yani mecburi olmayan, zorunlu olmayan anlamında freiwillige Beitrag. Diyor ki bu gönüllü bir katkı. Katkı payı olur ya. Okullar katkı parası alır. Okullar öğrencilerden para toplar. O yani. Ona Freiwillige Beitrag deniyor. Mesela bizim çocukların okulu 50-100 hep istiyorlardı yani, ama Freiwillige'ydi. Ben ödemedim herhalde veya bir defa ödemiştim.
Ama mesela bazı şeyler freiwillig olmuyor. Mesela bu bizim Semih'in gittiği okulda şimdi. Klasiye şey demekti. Bu spor salonlarında veya okullardaki dolap, kilitli dolap kullanılan, size anahtar veriyorlar. Çocukları mesela for die Klasse fragen wir, talep ediyoruz buradaki, istiyoruz. Ne istiyoruz? Jahrelijkse Beitrag, yani yıllık bir katkı istiyoruz. O da 14 euro. Evet. Buyurun. Freiwillige Arbeitsbeitrag Evet. Bu da School. evet, onu ben school'u ben yazdım. Yani bu okullarda yine bu oluyor. Yani gönüllü veli payı, veli katkı bilmem neyi gibi kullanılıyor. Şu zaten altta demişiz onu. O zaman şunu siliyorum. Ich will ein moje Beitrag liefern an die Maskapai. Şu da LinkedIn'de ben bunu görüyorum çok. Mesela diyelim Emre bir şey yaptı, bir LinkedIn mesajı attı. Orada benim de ismimi yazdı, şey yaptı. Orada beni hashtag yaptı veya bir şekilde ismimi seçerek yaptı. Beni andı yani. Tam olarak buradaki henunt kelimesi ismimi benden bahsetti. Beni andı oluyor. İşte Emre heeft u henunt in ön beydrahı. Buradaki beydrahının anlamı ne? Bir paylaşım gibi yani. Evet, paylaşım bir katkı, o da aslında bir katkı yapmış oluyorsun yani. Hani bir doğru bir paylaşım yapmış oluyorsun. Paylaşım, doğru. Bu da Bayless. Buyurun. Hey Craig Bayless in Netherlands. Bunu hemen alabilir. Elif Hanım, eliniz havada, siz alabilirsiniz. Devam edebiliriz. Hollandaca'da özel ders alıyormuş beyefendi. O inet Netherlands het olur mu olmaz mı? Yani bilmiyorum ya, şey normal dil olarak ayrı, ders olarak ayrı olabilir. Hemen soruyoruz. Club days diyoruz. Gramatikal correctmiş. Hmm. Evet. Ya atıyorum, sizinki yanlış mı olurdu? Bir de onu soralım. Eykrah Bayles in Anlamı değişir Hollandaca'da, abi. yani Hollandaca olarak, sanki hani İngilizce değil de Hollandaca'da. Ya bu da doğru diyor. Hollandaca'nın da ben de bu yönünü seviyorum. O da doğru, bu da doğru. Hiç fark etmiyor. Yani bazı şeyler. Yeter ki konuş. Yeter ki bir şeyler söyle, evet. Main Doctor, buyurun. Kim alıyordu? Elif Hanım devam etmiyor muydu? Benden sonra bir arkadaş devam etti ama sorun değil, ben devam ederim. Edin buyurun. Main doctor have to buy less oldu. Evet. Kızımın ek derse ihtiyacı var gibi. Bu bir ön mü olabilir abi ekstra araya? Ön bayles. Have to buy less oldu. Ya bence burada ön olmak ya. Tamam. Buy less burada yani. Bunu da sorabiliriz tabii. ChatGPT'ye de bence sormayalım. O doğru diye bir şey ya. Boş ver. Evet. Ikhing. Evet. Buyurun. Ikhing van ön unfolden den nar ön acht dank sei beides van VRTC Bu mark. VRTS. Yani Diğer. şey, çocuğu olanlar sanırım işte grup 6'dan sonra da şey middle bariye kadar. VRTS diye bir tane program var. Bayağı bir şey, güzel yani. Yıllık bir 100 euro civarında. Bu da onun reklam aslında. Yani ne olmuş? On folding deden, yani yetersiz, zayıf. On folding aslında zayıf demek yani. Zayıf, Evet. zayıftan diyor notlarım 8'e çıktı diyor. Dank Diğer testi sayesinde. veya evet, VRTC sayesinde. Book new the years the buy less gratis. Evet. Hi Yani have buradaki book'nü tam olarak book'nü ne demek? yazdırmak yazdır anlamında kayıt Kaydol demek.
Evet, Yani kayıt ol. evet, kaydol. İşte Aynen. bu şeyde çok kullanılıyor. Rezervasyon yapmak, otel booking. Booking, Bu evet. fiilinin bu emir kipi. Book new. evet. Şimdi kaydol. Evet. Evet, şimdi kaydol. Aynen. Hey. Heft of Christ online viskunde Evet. Birisi ders veriyorsa veya alıyorsa, burada baliz. Heifen veya Kreichen Alıyorsa kullanılıyor. As het nodig is zijn we ook bereid om meer. Meer extra les, bijles, huiswerk, begeleiding te regelen. Evet, Reichel'ın diyelim ona. Reichel'ın. Sorry. Evet, ayarlamak demek Reichel'ın. Evet. Bu housework begleiting ödev desteği. Ödev destek. Berles'i biliyoruz zaten. Extra less de biliyoruz. Yani diyor ki as it not his ihtiyaç varsa onu da vermeye, onu da ayarlamaya hazırız. Bereit. Wir sind bereit. Ich bin bereit, um zu helfen gibi. Yes. Evet, teşekkür ederim. Beistand, de Beistand. Evet, Seyfullah Bey, Mualla Hanım, Betül Melika Hanım. Sanırım 3 tane cümlemiz, şeyimiz kalmış, kelimemiz. Beistand, bunu ben alayım. Is it in the Beistand? O Beistand'de şu anda, yani belediyenin belediyenin finansal himayesinde gibi oluyor. O tür outcaring'e Beistand outcaring deniyor. Ama outcaring demek sadece belediyenin verdiği outcaring demek değil. Başka outcaring türleri de var. Şu altta olduğu gibi. Have to end Beistand. Yani Beistand'ın var mı veya başka bir outcaring'in var mı? Mesela WAO Schuldverlening of Overige. Overige müteferrik demek veya başka şeyler demek. Who is an Beistand outcaring, yani onun miktarını soruyor. Toplam ne kadar alıyorsun diyor Beistand'dayken diyor. Veya Habe ich Recht auf Beistand, diyelim ki Bulgar vatandaşısın, buraya geldin. Habe ich Recht auf Beistand, bu bir soru. Veya bir vatandaştan bahsediyorsunuz, hiçbir destek almıyor. Yani Beistand dahi almıyor. Kein Beistand, nix. Yani bu en çok şu cümle burada önemli bence. Hezit in the Beistand. Exit new in the Beistand diyebiliyorsunuz. Veya it come out Beistand. It come been in court out Beistand gibi mesela da olabiliyor yani. Niye artık belli bir iş perspektifi oluşmuş diyelim. Orada eğit iki kez oldu ama Binin Kort'tan önceki eğit. Kom, evet, buradaki tabii. İkon bini kort out Beistand dedik. Şimdi bini kort yakında, pek yakında. Yani bunu Strax kelimesinden biraz ayırmak lazım. Strax, yani yanlış diyorsam düzeltin. Atıyorum aynı gün 1-2 saat sonra buluşacaksanız, bir şey yapacaksanız, işte o zaman tot Strax diyorsunuz. Ama mesela orada bir bini kort tuhaf olur yani. Bini kort biraz daha öte yani. Yani aynı gün birkaç saat sonra binin kort olmuyor. Tot binin kort olmuyor yani. Benim kendi tecrübelerimden. Aynen abi. Evet. Mesela 10 güne hani ehliyet sınavı var hani sonra benim kod Evet. o zaman oluyor mesela. Hani. Evet. Aynen. Evet. Bunu kim alır? Binin kort. Emre buyur. Wuhan. Yani benim kodla vakansiyi Evet. Zulu ve benim kod sağımı sporcu. Zulu ve Benim Binicourt sağ mı Sport'un veya sağ mı Han Sport'un olabilir. aynen. Binicourt, Unicode kayık ve yani şu anda kaldığınız yere veda edecekseniz bunu kullanabilirsiniz. Binicourt Hayek ve diyebilirsiniz. İkmut, sesin gelmedi. İkmut. Ich muss mein Hauswerk Unicode inleveren. Evet, yakında ödevimi teslim etmem gerekiyor. Ben de Unicode ev. Evet, Bellevue Binicourt Eiffel, yakında bir araşalım mı? Binnenkort komt een nieuwe film uit.
Evet, yakında yeni film geliyor, yeni film çıkıyor. Binicourt kommt mein Mutter Besuch. Evet, yakında annem geliyor ziyarete. Benim kort kommt mein Mutter ob Besuch. Evet, bu da by forbild. By forbild örneğin demek. Forbild örnek demek. Bu bölümde ikisinden de örnekler aldım. Bunu almak isteyen var mı? Ben alabilirim. Evet, buyurun. Ich kauf von Eten bei Vorbild von Soup. Evet, bu cümleyi ben yazmadım da öyle kalmış, fena yani, doğru bir cümle. Evet, burada örneğin deyip bir tane örnek veriyorsunuz. Kann ihr ein Vorbild Kanye ön Vorbild helfen. Buradaki bakın örnek. Burada by Vorbild diyemezsiniz yani. Kanye ön Vorbild helfen. Bir örnek verebilir misin? geben? Ich helfe ihr ein Vorbild. Evet, sana bir örnek vereyim. What's here by for Bill? Evet, mesela burada ne görüyorsun? Yani burada örneğin slash mesela daha iyi oturuyor. Mesela burada ne görüyorsun? Is by for Bill in board. Evet, mesela burada bir kelime var gibi. This is by for Bill in Bericht van de gemeente. Evet, mesela bu belediyeden gelen bir mesaj. Bir şeyler gösteriyorsunuz. İşte bir tane mesaj, bir durum var yani. By forbild. It by forbid no meet the my contact persons. Yani yine bir tuhaf bir durum var. Daha kontak personumun kim olduğunu bilmiyorum mesela diyorsunuz yani. Ich weiß noch nicht. Şunu mesela burada en isterseniz bir kademe daha şeyi arttırıyorsunuz. Sizin hayretinizi arttırıyorsunuz yani. Daha şeyi bile bilmiyorum oluyor oradaki. Ich weiß noch nicht eins. Onu bile bilmiyorum yani oluyor. Zalik. Zalikün for build heyfin. Evet. Hocam ilk beyt by for build. Yani orada sen gereksiz bir yer şeklinde kullanmış ama Pardon, by ilk for build. oradaki İlk beyt. by for build mi gereksiz oradaki? Yani sanki öyle gözüküyor. Ama işte bu şey, Yani bu bir bağlam var burada. Biz önceki cümleyi bilmiyoruz. Yani size kontak person ataması, sizin kontak personunuzla mesela görüşmeniz gerekiyor normalde diyelim. Böyle bir kontak personunuz olması ve onunla haftalık görüşme yapmanız gerekiyor. Ama siz onu bile bilmiyorsunuz. Hani bir şeyden örnek veriyorsunuz. Yani bu, belediyedeki sıkıntılardan bahsediyor mesela, evet, hani aynen, sıkıntılardan bahsediyorsunuz. Yarın yolunda gitmeyen şeylerden o şekilde kullanılıyor. Bu da cümlenin arasına bu ha. şekilde girebiliyor yani. By forbild, equate, noch nicht de diyebilirsiniz tabii ki, ama bu şekilde arada daha şık bir cümle oluyor. Here is Ya by Erzen Field taken silahını in my life falan desek olur mu başında mesela? Böyle bir şey. çok arabesk olur maalesef. Tamam, söylemeyeyim o zaman. Öyle güzel bir şey var, video var, biliyor musunuz onu? İke ben Zvar Leifen. Bunu Eyvallah. hiç izlemiş miydiniz? Görüntü var değil mi şu anda? Var. Ama ses de geliyor mu onu bilmiyorum. Yok. Ses yok. Ha, şimdi geliyor. Geliyor mu? Evet. Bakın burada da Bay for Build dedi. Nou, dit was een praatje. Ya, was Burada nasıl altyazı konuyor? Echt niet helemaal de bedoeling, maar daarom doe ik er toch een liedje achteraan. Anders klopt het niet. Ayarlarda SS diye bir yer olması Maar het is lazım wel een heel ama. toepasselijk liedje. Ik heb een heel zwaar leven. Neyse, ben Echt size bu heel şeyi atarım. zwaar. Çok çok güzel bir şarkı bu. Yani çok ağır bir hayatım var diyor. Çekilmez bir hayatım var diyor. Ve anlatıyor sonra. Sonra örnekler veriyor. Tabii verdiği örnekler çok şey yani. Çok
absürt örnekler. Çok yani ne kadar lüks şeyim var, dertlerim var dedirtecek şekilde. Alles ist für mich ontzettend moeilijk. Alles ist für mich ontzettend moeilijk. Böyle devam ediyor bu işte, ise çok zaman kaybetmeyelim. Bir de şu, ben bunu çok kullanıyorum bir şeylerin. Daha önce söylemiştim bunu. Ich denk dat ich ein Vorbild nodu hep diyorum bazen. Birisi bir şey anlatıyor. Ya tam anlamıyorum dediği şeyi. Biraz teorik bir şey yani. Ja, bir örnek versene. Ich denk dat ich ein Vorbild nodu hep diyorum. Veya kann ich ein Vorbild helfen'ın biraz daha şık hali bu cümle. Neyse hızlıca bitirelim. Bioskop zaten özelliği yok bunun, ama bioskop hani sinemaya, burada sinema demiyoruz. Tiyatr denebiliyor ama bioskop daha çok kullanılıyor. Latin ve fanavont nardı bioskop han. De bioskop heeft komfortabele stoelen demiş. Ik ben al jaren niet naar de bioskop geweest. Belki bu daha çok relevant olabilir. Yıllardan beri sinemaya gitmedim. Ik ben al jaren niet naar de bioskop geweest. Evet arkadaşlar, bugünlük bunları hazırlamıştım. Teşekkür ederim katılımınız için. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi geceler. Görüşmek üzere. İyi geceler hepinize. İyi geceler. Hadi hoşçakalın. Hayırlı geceler. Size de sağ olun.